deneyimli arkadaşlar. Dersimizde size şems terbiyesi yapacağız. Şems terbiyesi 185 yılında Temriz'de dünyaya gelmiştir. Ve asıl ismi Mevla Han Muhammed'dir. Melik Tatoğlu, Ali adında Mevzanlı Oğlu'dur. Ve Hazretlik Mevlendir. Şemsettin, yani bu ilgili işin adlarında anılmıştır. Şems terbiyesi Makarat adlı eserinde bize kendini şöyle anlatıyor. Henüz evlilik çağına girmemiştir. Aşk feryasına daldın mı, 30-40 gün hiçbir şey yiyemezdim. İstekten kesildim. Günlerce açlığa, susuzluğa kalktım. Bir gün babamlar çıkıştı. Oğlum dedi, ben senin bu halinden bir şey anlamıyorum. Bunun sonu nereye varacak? Bu davranışlar seni felakete götürecek, korkuyorum. Ben ona şu cevabı verdim. Baba, seninle benim babalık ve evlatlık ilişkimiz neye benzer bilir misin? Bir tavuğun altına tavuk yumurtalarıyla karışık bir de kaz yumurtası koymuşlar. Vakit gelip de yiyecekler çıktığı zaman bunlar hep birlikte anılarının arkasına düşer giderler. Yolda bir bölgeden rastlarlar. Kaz yumurtasından çıkan cevizin hemen kendisini suya alır. Bunu gören ana tavuk eyvah yavrum boğulacaktı, çırpınmaya başladı. Halbuki kaz yavrusu nesi içinde suda yüzmektedir. İşte seninle benim aramdaki fark da böyledir. Manevi ilimleri tahsilini gösterdiği kabiliyetle dikkat çeken Şems, bir ilimleri tahsilinden sonra genç yaşlarında Temriz'de bu ikili sevdafa mürid olmuş, ününü duyduğu bütün meşhur şehirlerde gezavaya çalışmış ve bu sebeple diğer birer dolaşmıştır. Bu gezginliğinden dolayı da kendisine Şemsettin Perendi, yani Uçak Şemsettin denilmiştir. Hazreti Muhammed'in ahlakını örnek alan Şemsettin'in kendisi devamlı bir arayış içerisinde olmuş, manevi bir işaret üzerine de Hazreti Mevlana'ya arayıp olmuştur. Dünyaya kılık ve kıyafete önem vermeyen Şems, Mevlana'ya 3,5 yıl süren beraberliği neticesinde onun hayatında yeni ufukların açılmasına vesile olmuş, onu ilahi aşkın kafasında eriterek kamil bir hak aşığı yanmaya kullanmak olmuş. Şems, 1247 tarihinde Mevlana'nın meydana gelen büyük değişikliğe hazmedemeyen tarafından öldürüldü mü, yoksa geldiği gibi kimseye haber vermeden Konya'yı terk etti bilinmemektedir. Ama Mevlana dostunun gidişiyle yıkılır ve dosta onlarca deyip de şiir yazar. İlahi aşkının ilk kıvılcımını başlatan biricik dostu Şems artık yoktu. Büyük acı, üzüntü ve keder var. İşte Mevlana'nın Şems-i Temriz'e yazdıklarından bir parça. Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yer, başka bir dosttan yediriyorsun. Etme. Ey ayette karar olmuş, ziyan olmuş senin için. Bizi öyle haram, öyle ziyan ediyorsun. Etme. Ey makamı vali ve onun üzerinde olan, sen varlığı sahasını terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur bana. Sen ayın da elini yırtmaya kastediyorsun. Etme. Şekerlerin içinde zehir olsa dokunmaz bize. Sen zehir şeker, şekeri de zehir ediyorsun. Etme. Karama ulaşan gözün güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızları de hırsızlık ediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşklar öyleyse ne diye hareket ediyorsun. Etme. İsyan et ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil, aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun, etme. Bu güzel parçayla dersimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.